Hatta seni böyle alayım Abdülkadir hocama hocamı oturtayım. bir, önce birkaç tane bir tabii ki bu kısmı Kastettiğim, önemli. Şimdi bahsettiğim asıl sen böyle. E, tabii tabii anladım. sayın Bakanım bitirdiyseniz tamam. giriyorum. Hayır, buyurun. Dedim efendim Tamam. Estağfurullah. Alanıza girer miyim? Estağfurullah rica ederim. Abdülkadir Bey'in söylediği haber yapmama meselesiyle başlayalım. Kaan. Şimdi iktidara muhalif olabilirsiniz. Ama Kaan'ı görmezden gelmek Türkiye'ye muhalefettir. Ve Atatürkçü çizgiyle de çelişir. Niyesini anlatayım. Ankara Rüzgar Tüneli 1928'de açıldı. Avrupa'da daha o zaman uçak yapımı için açtı Ankara Rüzgar Tüneli Türkiye. 1928'de. Şimdi kimse kusura bakmasın biz Almanların Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra üretim yapmasına kendi ülkesinde izin verilmeyen firmasıyla anlaşma imzaladık, ortaklık kurduk. Sonra adamlar sermaye koyamadılar, onu yaptık, bunu yaptık. Sonra o dönem Fransızlar çok fazla rüşvet vererek. Fransız uçaklarını kendi içimize soktuğu için o dönemde yani 1920'li yılların sonundan bahsediyorum. Bizim sanayimiz gelişemedi. Uçak sanayimiz Kayseri'de gelişecekti. Niye? Almanya'da Hitler'den kaçan özellikle de Polonyalı çok önemli uçak mühendisleri Türkiye'ye geldi. Kayseri'ye geldiler. Yapmaya başladık uçakları. Ortaya çıkan tablo şu oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika savaştan dolayı o kadar çok uçak yapmıştı ki. O uçakları bir şey yapması gerekiyordu ve döndü bize bedava verdi ama bakımı, yedek parçayı ve mühimmatını benden alacaksın. Ama bizim milli uçak sanayi de öldürmek. Milli pahalı. uçak sanayini öyle öldürdü. Hı. Şu şey yanlıştır, onu söyleyeyim. Hani bu Danimarka'da bizim yaptığımız Nuri Demirhan uçağı hala duruyordur vesaire diyor. Öyle o, o doğru değil. O uçak görüntüsü, o ambulans uçak görüntüsü doğru değil ama biz çok güzel uçaklar yaptık, doğrudur. Nuri Demirhan başına gelen sıkıntılıdır. O kadar küskündür ki. Türkiye'de aslında Demokrat Parti değildir kurulan ikinci partinin. Nuri Demirhan Kurdu. kurduğu partidir. Yeşilköy Havalimanı'nın Nuri Demir şimdi o yapmıştır. Bunların hiçbir önemli değil. Türkiye'ye savunma sanayinin olmamasının maliyetini söyleyeyim. 1967'de Başbakan Demir Ağa Kıbrıs'a çıkmaya karar verdi. Türkiye'nin bir tane çıkartma gemisi yoktu. Mersin'e gelen askerleri şileplere bindirdiler. Şileplerin filikalarıyla çıkacaktık Kıbrıs'a. Çok zayiat veririz dedik. Evet. Hava harekatı yapamadık. Çalışan paraşüt sayımız 100 tane değildi. 100 tane paraşütümüz yoktu. Bakın 20 Temmuz 74 sabahı Kayseri komando indirme Gönyeli'ye binlerce paraşütle indi. 67 ile 74 arasında Paraşüt arası ikini yok. dahi üretemiyorduk Aynen öyle. ambargo koymuşlardı. Çıkartma, çıkartma gemilerimiz olan oğlu plajına nasıl kapak attı 67'de bir tane yoktu. Ama o zamanın Türkiye'si şu kadar güçsüzdü. Hı. Rumları bak Rumları bin tane Yunan askeri vardı orada çok önemli bir şey yoktu onlarla da savaşıldı zaten o gece. Yani 20 Temmuz gecesi savaştık biz Yunanistan'la Türk askeri savaştı o ayrı ama kandırabilmek için sadece Rum Milli Muhafız Ordusu'nu içine patates dolu şilepleri aldık Magosa açıklarına yolladık ki acaba Türkler çıkartmayı buradan mı yapacaklardı. Çok net hiç kendimizi kandırmayalım Savunma sanayinin olmamasının bedelini Kıbrıs'a 7 yıl geç çıkarak ödedik mi? Ödedik. Bitmedi. Şimdi Abdülkadir Bey ne dedi? Özel sektör yerli işbirliği. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle Selçuk Bayraktar açısından söylüyorum. Bir ürünü ürettin mi? Ürettin. Patenti sende mi? Sende. Sattım devlete, kenara çekilebilirim. Suriye harekatları boyunca hangarda yattı mı bu adam? Günlerce, aylarca hangarda yattı mı? İşi bir dakika bırakmamazlık yaptı mı? Bakın ee, biz niye Kanada'ya teşekkür ettim? Sebebini söyleyeyim. Bizdeki vatan sevdası başka ama. Şimdi bakın evet. ama şuraya gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok kızıyoruz. Da. Amerika'dan daha alçakça Türkiye'ye ambargo uygulayan ülke kim bugün? Almanya. Almanya mı sıra milyarlarca euroluk silah satıyor. Türkiye'ye yaptığı ihracat 1.7 milyon euro. O da tehlikeli madde temizlemesi falan filan. Derdimiz bitmiş değil. hı. Evet. Evet. O obüsler var ya hani yeni yaptığımız obüsler. Onu genç mühendis çocuklarımız yedek parçaları birleştirerek yaptılar yeni obüsleri. Almanya'dan obüslerin motorunda kullanılan parçaları dahi alamıyoruz. Aynı Almanya Mısır'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a Eurofighter satıyor. 90'lı 90 yıllarda da kimliyorum? biliyorsunuz Leopard tanklarını Güneydoğu'da doğuda. Aynen, aynen öyle. Bizim O zamanın A karşı O zamanın hükümetini de söyleyeyim. Abdülkadir ben, Bey çok özür dilerim. Leopard 1 tanklarını alırken biz taahhütte bulunmuşuz biliyor musun Almanya'ya. Sadece savunma amaçlı kullanabiliriz diye. 90'ların hükümetleri, pardon Leopard 1'leri 80'lerde aldık. Maalesef. Taahhütte bulunmuşuz Almanya'ya. Demişiz ki biz bunu sadece savunma amaçlı kullanacağız. İki gözümüz önümüzü aksın. Yani Kabul etmişiz Almanya'nın dayattığı şart. Şimdi bugün bir başka Türkiye'yi, bir başka oyunu konuşuyoruz. Ama tekrar ediyorum 1928 bu 5 yaşındaki Cumhuriyet Ankara'ya rüzgar tüneli kurdu kendi uçağını yapmak için. İktidara muhalif olmakla Türkiye'ye muhalif olmak arasında çok kalın bir çizgi vardır. Hı hı. Kaan Türkiye'nin başarısıdır. Kaan Türkiye'ye güç katacak. Türkiye'de iktidarlar o gelir bu gider fark etmez. Kaan Gök'te olduğu sürece sen yatağında huzurlu yatacaksın. Evet. Demek ki o ince olmayan kalın çizgileri bile ıskalamak e orada e, bunu Atatürkçülük adına yaptığını zannedenler aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk koyduğu çizgiye de ihanet edenlerdir. bunun evet. Onun bir farkına varsın. Evet. Ee, şimdi Kaan'ı daha çok konuşacağız evet. ee, ama Akıncı'yı bir toparlayalım şey, isterim ha, ben ilavelerim buyurun. Var. Buyurun. Abdülkadir abim buradan oturabilirsiniz. Ilavelerim ki. var. Ha, ee, şimdi bir o. Ama bu konuda, bu konuda kalalım konuda, Ha, Bu konuda, bu konuda. kalalım. Evet. Yani bakın burada tabii gemiyi bir küçük botu vuruyor. Evet. Bu uçaklara da vurabiliyor. Nasıl yani? Düze yani aynı sistemle uçakları ve tihaları da vurabiliyorsunuz. Ha uçağı imha edebilir. Yani uçağa karşı önleme yapabiliyorsunuz. Düşman Çünkü uçağına düşman karşı. uçağına tabii. Hı hı. Yani burada platformdan kastettiğim bu. Hı hı. Çünkü MAM-T'lerin menzili 80 kilometre bu uçaklara karşı. MAM-T'lerin ikinci versiyonu 60 kilometre TİHA'lara karşı. Hı hı. İşte MAM-T'lerin bir alt versiyonu var o da karadaki hedeflere karşı. Bir Selçuk yani bayraktan o inanılmaz verir İnanılmaz bir çeşitlendirme yapmışlar. Aynı sistemlerle yani o yüzden Bayraktar... Şu mu? Mamte, evet. En uzun menzil olan bu. Mamte. Mamte. İki 80 mamte. kilometre. Tamam. 80 kilometre. Akıncı'nın vurmuş olduğu mühimmat. İki mamte. İki tane mamte, bir tane mamle uça bu? mühimmatı. Bu da aynı grup fakat bir alt şey kara hedeflerine e, kullanılıyor. Hmm. Yani e, kendi içinde üçe ayırmışlar bunu, manteyi de. Menzillerine göre uçağa, İHA'ya ve yer hedeflerine göre bunlar MAMTE ile MAMLE arasındaki fark menzil farkı var sadece. Hmm, yani anladım. bu 8 kilometre daha kısa menzil bu 60 ile 80 kilometre arasında değişiyor. O gördüğümüz görüntülerde o zaman 3 mühimmat mı atılmış o esnada? 2, 2. 2. 2. Peki bir daha görüntüyü verelim. Bir 2. sağ kanat bir sol kanat. Ha, bir önce sağa sağ bırakıyoruz sonra solu bırakıyoruz. 2 kanat bırakıyor. evet. Iki o zaten o mühimmatın bırakılma anı da doğru var 2 tane. Bak geliyor. Mühimmatı ben görebiliyorum. Bilmiyorum siz de görmüşsünüzdür. Evet evet. Sağ taraftan geliyor. Evet Sağda vuruyorsun. vurdu bak evet. indi. Bak, evet gördüğünüz hı hı. gibi. Yani burada roket teknolojisinde de Türkiye'nin ne kadar ileri olduğunu e, bilelim. Ve bu konuda çok önemli bir yani gelişme var. Yani havelsen yazılımı roket üretimi açısından evet. çok ileri aşaması Bizim olarak. şu an e, biliyorsun Tayfun e, yaklaşık bin kilometre menzilli. Karadan karaya e, menzilli. 14 Ekim 2022 tarihinde bunun denemesi yapıldı. Sinop Rize'den Sinop açıklarına aynı tarihte Yunan Genel Kurmay Başkanı neredeydi Sakız adasında evet. biz F35 alacağız diye ahkam kesiyordu <laughs> aynı gün bu denendi yani bunlar tabii politik gücü arttıran çok önemli unsurlar ve bu şey onu buldum nesnelerin interneti diye bir kavram var yani hmm. nesnelerin yazılımı daha doğrusu bu nesnelerin yazılımı şeyin maddenin bu aslında bir madde aslında baktığınızda değil mi? Yani bir kamera dediğiniz bir metal yani. bir Metal ve cam yığını. Buna ruh veren o içerisindeki işte nesnelerin yazılımı ya da nesnelerin interneti olarak geçen yazılımlar. Bütün bu meselede şimdi önemli olan bu yazılımlarda ne kadar üst, üst seviyede? Çok üst seviyedeyiz. Peki Akıncı'yı da konuşursak. Akıncı şimdi 24 saat havada kalabilen bir e, insansız hava aracı, silahlı. Biraz da bunun özelliklerini konuşalım hocam. Yani şimdi tabii Akıncı tiha hı hı. dünyada, demin de söyledim, iki tane e, başa baş giden, kendim özel olarak araştırdım, hı. pazar paylarına baktım. Yani teknolojik olarak Amerika'nın en üst seviye olarak bilinen MQ-9 Reaper diye e, şey bu SİHA olarak da kullanılabiliyor, TİHA olarak da kullanılabiliyor. Bu arada ee, ilk sağdaki gidiyor bak, evet. soldaki de belki izleyicilerimiz görememiş olabilir ama bırakılma anını. Mühim düşünün bununla, de şimdi düşecek, bak. bununla sınırlarınızın tamamını kontrol edebilirsiniz hı hı. Yorulmaz 24 saat havada kalabilir Yani mesafesi oldukça fazla Yani baktığınızda yaklaşık 8-10 bin metreye çıkabiliyor Hani irtifa olarak ee, Eray çok özür dilerim Çok güzel bir şey söyledin buyurun. Yorulmaz sınırları korumak diye Yunanistan Türkiye'nin sınırlarını korumak için Hı hı. saatte ortalama 10 12 bin dolarlık uçuş maliyetine katlanmak zorunda. Uçakla. F16'nın saatlik uçuk, evet. uçuş maliyeti 12 bin, bin, bin dolardır. Evet. Karakol uçakları şimdi yeni oluyor Amerika'da. O da ortalama 4.500-5.000 dolara uçacak. Biz çok daha ucuza 7.24 yakıt ikmali de 500 yapmadan e, 7.24 sınır koruyoruz. O onda bir değil mi abi? Aynen öyle. Yani. 365 gün bunu çarp. Yani onu pilotun nasıl şey yorgunluğuyla e, bağlantılı yani tutup da sürekli uçağı uçuramazsınız yani. Ama bunu sürekli uçurabilirsiniz. Sürekli kendimiz yapabiliyoruz daha da gelişti. Yani şu an mesela bu 24 saat. Yarın 35 saate çıkacak, 40 saate çıkacak. Menzili, irtifa tavan e zaten... 8 bin metre, 10-15 bin'e çıkacak. Yani hı. hakikaten bakın. E zaten burada... hocam, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen bu harekatlarda evet. gidiyordu. Evet. 21 saat boyunca görüntü alıyor, ee, işte Efez keşif yapıyor. Efes ne yaptığını İlla... biliyorsun değil mi? Güneydoğudan geldi, Efes tatbikatında, İzmir'de hedefi vurdu, Güneydoğu'ya görev yerine geri döndü. Hı hı. Yani geldi güneydoğu'dan vurdu geri döndü. Evet. Menzil avantajına bak. Hı hı. Tabii faydalı yük kapasitesi açısından da bakın 3 tane füze taşıyor yani. Hı hı. Bu mam 2 tane Mamte ki 80 kilometre menzilli bir tane de Mam e, L e, işte Bu Bayraktar TB2'nin biraz daha gelişmişi olarak da hani vatandaşlarımızın Evet tabii. Işte. Çok a, daha gelişmişi. A, hayır, e, yok yok öyle değil. Yani şöyle bu bunun Asıl ayıran ne biliyor musunuz? Bayraktar 2'den ya da diğer hı hı. E, bu hava kuvvet düşman hava kuvvetlerinin savaş uçaklarına karşı mukabil önleme yapabiliyor. Diğerleri yapamıyor. Bununla siz diyen ki Allah korusun bir ülkeden bir filo düşman uçağı Türkiye'ye doğru geliyor. Hı hı. Hava kuvvetlerimiz kalktı. Onlara yardım için karakol niyetine bunları da gönderebilirsiniz. Sürü olarak gönderirsiniz ve bunlar ilk etapta o düşman savaş uçaklarına muharebeye tutuşur. Yani kendi uçaklarınızı da hmm. güçlendirmiş, hava kuvvetlerinizi desteklemiş ve korumuş oluyorsunuz. Evet. Ama diğerlerinde bu yok. Bunda var. Bu uçaklarla da muharebe edebilir bu. Peki Şöyle hocam bir virgül koyalım bir reklama gidelim. Dog fight yapamayız ama vurabiliriz evet, havadan havaya. Dog de demedim zaten. Ha. Ha. Aldım, aldım. Yani anladım anladım. Evet, yani önleme yapabiliyor. Sizi söylüyorum. Yani havadan havaya vurabiliriz. Dog fight yapılmaz. Hani Ama önler yani. Evet. Ama vurabilir, vurabilir düşman uçağını. Düşman uçağını vurabilirsiniz bakın bunu. Muazzam. Hani vurma ihtimali var. Ha düşman uçağı da bunu vurabilir. Bak ayrı konu. Ama siz vurduğunuz zaman düşmanın pilotunu da yok edersiniz. Hı hı. Bunu vurursanız bir tane alet kaba yenisini yapar gönderirsiniz. Arada çok bir yani hiçbir düşman uçağı gelip bununla karşılaşmak istemez çünkü bunun korkusu yok. Ama onun korkusu var. Evet. <laughs> Peki efendim şimdi kısa bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra çok duygusal, aşırı duygulanacağınız bir görüntü izleteceğim size. Kısa bir ara.